Hayret bir şey diyor ya adam, hayret bir şey. Ya millet o kadar alışmış ki. Ya ne bileyim ben, sırtındaki bir ceket gibi, ayağındaki ayakkabı gibi zam. Hayat pahalı ama cepler boş. Yani zengin olan alsın, fakir olan aç yatsın diyorlar. İnsanlar geçinemiyor, zor durumdalar. Dün motorine yapılan 43 kuruşluk zamla birlikte son dönemde yapılan zamlar vatandaşları olumsuz etkiledi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına zamları sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Zam çok hep kızım ya, biliyorum hepsi o, pahalılık çok, zam çok. Her taraf marketler, bu kadar pahalılık. Bir şeyin yanına varamıyor. Bir kilo domates değil kaç lira, bir kilo biber, soğan kaç lira, hiçbir şeyin yanına varamıyor. Buna Erdoğan bir el attık bakması lazım. Hep de Erdoğan'ın arkasındayız ama bir şey yapmıyor hiç. He diyor, görüşüyor marketlerle, 5 market falan diyor. Hiçbirinden de bir sorun bir şey çıkmıyor. Baharlıktan bıktık yani, yetiştiremiyor. 2,5 milyon aylık alıyorum, yetiştiremiyor. Öyle kızım ya. Bu baharlığı bir önleyeceğiz, önlesin hükümet ise. Yani hükümet azıcık, ben de Erdoğancıyım esas. Ama kahrediyorum yine Erdoğan'a da. Bir önlem alsın böyle. Yani yetiştiremiyor, aldığımız para gitmiyor. 2,5 milyon para alıyor. Ayın başına varmıyor, borcunun içine ilk bir sürü. Öyle kızım ya, işte bunlardan... Yani hükümetten yardım istiyor yani. Önlesin bunları hükümet ise. Ne düşünmemizi bekliyorsunuz ki? Yani her şeye zam geliyor zaten. Vallahi bir şey diyemiyorum. Zamları takip ediyor musunuz? Etmez olur mu? Mecbur edeceksin yani vatandaş olarak. Yaşıyorsun, kullanıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, mecbur takip ediyor. Peki nasıl buluyorsunuz bu zamları? Nasıl buluyorsun derken? İyi bulunmak mümkün mü ya? Çok fazla, çok fazla. Yani emekli parasıyla geçinmek çok zor oldu. Fazla. Peki bu durum nasıl düzelebilir? Hiç bilemiyorum. Nasıl düzelecek, nasıl altından kalkılacak bilemiyorum. Zor. Gerçekten kötü yani, halk çok kötü etkileniyor. Ben de şahsi olarak yani çok kötü etkileniyorum. Yani motorinle ilgili bir şey yorum yapamam ama genel anlamdaki zamlar zaten halkı fazlasıyla etkiledi. Sadece bunu söyleyebilirim yani. İnsanlar geçinemiyor. Zor durumdalar. Çok olduğunu düşünüyorum. Yani hayat pahalı ama cepler boş. Yani bu sadece orada da değil, her alanda zam oluyor. Ama zaten iş alımı az. İşsizlik çok fazla. Gittikçe pahalılaşan bir ortam var. Yetişemiyoruz yani. Peki bu durum nasıl düzeltilebilir? Bu durum nasıl düzeltilebilir? Bilmiyorum, istihdam sağlayarak belki daha çok düzeltilebilir. Bu şekilde. Motoruna zam gelmeyen gün yok ki. Ha, birileri diyor ki, ey Kemal Kılıçdaroğlu, ey CHP, nasıl mazotu 5 lira 3 lira yapacağım diyor. Gidin sahillerdeki benzinliklerde mazot 3.90. Mazotun litresi sahildeki benzinliklerde, yani yatlara, gemilere 3.90. 3.90 onlara oluyorsa çiftçiye de kamyoncuya da olabilir. Havaalanında çalışan Kayserili yüzlerce şoför vardı. Yüzlerce kamyon sahibi vardı. Havaalanı döneminde 1 lira 70 kuruşa mazot aldılar. Şirket. Ve de o kamyon sahiplerine 1 lira 70 kuruştan ücret ödediler. 1 lira 70 kuruş havaalanındaki şirkete oluyorsa herkese olabilir. Ama başka çareleri kalmadı. Gelir kalmadı çünkü. Gider çok. Gelir kalmadı. Ne yapacak? Mazota yüklenecek. Sigaraya yüklenecek. Yüklenecek. Abi zamlara millet alışmış yani. Bir gün zam gelmediğim zaman var ya. Adam diyor ki ya buna zam gelmedi mi, hayret bir şey diyor ya. Hayret bir şey diyor ya adam, hayret bir şey. Ya millet o kadar alışmış ki. Ya ne bileyim ben, sırtındaki bir ceket gibi, ayağındaki ayakkabı gibi zam. Ondan sonra. Artık bilmiyorum, zam yapmadan duramazlar, olmaz. Yani zengin olan alsın, fakir olan aç yatsın diyorlar. Yani benim düşüncem o. Yani zengin istediği gibi alıyor, yiyor, içiyor ama fakir alamıyor mesela. Yani benim düşüncem öyle oluyor. Peki bu durum nasıl düzeltilebilir?
Yani bir toplantıya girilmeli. Yani fakirinle zenginin bir araya getirilmesi lazım. Mesela asgari ücretler 2.960.000 ama zenginin maaşı daha yüksek. İstediğini alıp yiyebiliyor, giydirebiliyor. Mesela örnek olarak devlet okulunda şey yok mesela. Fazla eğitim olmadığı için herkes özel okula yolluyor. Ama ne oluyor? Gene olan fakiri oluyor. Kimseye bir şey olmuyor.